Merhaba dostum. En kıymetli hikayelerin anlatıldığı Kadim Taverna'ya hoş geldin. Umarım iyisindir. Karakter Rehberleri serisinde 10. videoya kadar geldik. Bugün benim bu zamana kadar en çok oynadığım karakteri konuşuyoruz. O halde soruyorum. Kim ulan bu Wigfrid? Wigfrid her zaman sahne için yaratıldığını biliyordu. Gerçekleştirdiği ilk performansı onu tanınmayan birinden bir gecede yıldız olmaya götüren harika bir olaydı. Hayranları Wigfrid'in asil ve korkutucu bir Valkyrie savaşçısını canlandırmasından çok memnun kaldılar. Ve o da rolü tam olarak hakkıyla oynayabilmek için büyük acılar çekti. Aslında bu rol için bile mükemmeldi. Belki de fazlasıyla mükemmel. Daha sonra oynadığı her rol bir zamanlar izleyicileri hayran bıraktığı performansındaki kaliteye bir daha asla ulaşamayacak gibiydi. Wigfrid'in yıldızı yavaş yavaş solmaya başladığında muhteşem günlerin hatıralarına çekildi ve hayal dünyasında kendini kaybetti. Ta ki bir gün gelip tamamen ortadan kaybolana dek. Aslında biz Wigfrid diyoruz fakat bunu sadece onun sahne adı olduğu düşünülüyor. Yani tıpkı Maxwell isminin William'ın sahne adı olması gibi. Wigfrid diğer karakterler içinde gerçekten apayrı bir yere sahip. Gel ilk önce her zamanki gibi statlarına bakalım. Statları standart saydığımız tüm değerlerin dışında. Açlığı ve akıl sağlığı standart değerlere göre düşükken canı çok iyi bir seviyede. Bir kere 200 cana sahip olmak seni oyun içinde rahatlatacak. Yani stres yapmayacaksın. Wigfrid oyuna kendine has Battle Helm, Battle Spear ve 4 et ile başlıyor. İlk önce eksik yanına bir bakalım. Wigfrid'in tek eksik yanı sebze meyve yiyememesi. Yani vejeteryanlığın tam tersinden söz ediyoruz. Sadece et ve et yemekleri tüketiyor. Doğal olarak akıl sağlığı veren olsun, can veren olsun çoğu şey yiyemiyor. Bence en kötü yanı taffy ya da pişmiş mantar gibi akıl sağlığı yükselten şeyleri yiyememesiydi. Zira akıl sağlığı düşük olduğu için ihtiyacın olabiliyor. Fakat son gelen rework ile Wigfrid şeker yani taffy yiyebiliyor artık. O halde ilk artı yanına da buradan devam edelim. Wigfrid her ne kadar düşük akıl sağlığına sahip olsa da bunu çok kolay yükseltebiliyor. Eskiden öldürdüğü her yaratık başına can ve akıl sağlığı yenilemesi kazanıyordu. Fakat rework'ten bu yana durum değişti. Artık Wigfrid verdiği hasar başına can ve sağlık yenilemesi kazanıyor. Yani öldürdükçe değil, vurdukça artıyor değerleri. Mesela bir örümceğe her vuruşunda 2 can ve 2 akıl sağlığı kazanıyor. Bu gerçekten inanılmaz bir mekanik. İkinci artı yanı ise Wigfrid standart bir karaktere kıyasla menzilli ya da yakın fark etmeksizin %25 daha fazla hasar vuruyor. Ve yine %25 daha az hasar yiyor. Yani bu kız gerçekten bir Viking. Gerçekten bir Valkyrie. Artı yönleri sadece bu kadar mı? Tabii ki hayır. En son gelen rework ile beraber kızımız sonunda şarkı da söyleyebiliyor. Toplamda 7 şarkı var ve bunları söyleyebilmek için altta gördüğümüz inspiration yani ilham barının dolması lazım. Bu bar nasıl dolacak diye sorarsan ne kadar savaşırsan ve savaştığın yaratık ne kadar güçlüyse o kadar hızlı doluyor. Şimdi gel tek tek bakalım şarkılara. İlki Weaponized Verbal. Bunu söylediğinde savaşırken silahının dayanıklılığı yani yüzdesi %75 daha az azalacak. Yani sen bir silahla 100 defa vurduğunda kırılıyorsa bu şarkıyı söylediğinde bu silahla 133 defa vurabileceksin. Yani sana silahı daha fazla kullanma imkanı veriyor. İkincisi Heartrending Ballad. Bu gerçekten çok etkili. Her vurduğunda çevrendeki dostlara bir, sana 1,5 can veriyor. Yani alan can basıyorsun. Gerçekten inanılmaz bir mekanik. Üçüncüsü The Clear Minded Cadenza. Düşmanlara yaptığın her vuruş için yakındaki oyunculara +1 akıl sağlığı veriyor. Yani bir önceki şarkı arkadaşlarına ve kendine can sağlıyorken bu şarkı akıl sağlığı veriyor. Dördüncüsü Belcant of Courage. Yanındaki oyuncuların akıl sağlığının düşme oranını yarı yarıya indiriyor. Atıyorum sen bir boss'la savaşıyorsun yanındaki arkadaşlarınla beraber. Bu boss'la savaşırken senin 20 akıl sağlığın düşecekse
Sen bu şarkı söylediğinde 10 akıl sağlığı düşüyor. Yani yarı yarıya daha az. Beşincisi fireproof falsetto. Aldığın ateş hasarının %33 azalmasına neden oluyor. Yani mesela sen yanarak 10 hasar alacaksan bunun yerine 6.7 hasar almış oluyorsun. Geri kalan iki şarkı öncekilerden biraz daha farklı. Çünkü bunlar 17 ilham karşılığında söylediğin ve anında etki eden şarkılar. Bunlardan birincisi Rude Interlude. Yakındaki düşmanların dikkatini Wigfried'e odaklıyor. Yani eğer oyunlardan bu terimlere aşinaysan rakibi tauntluyor. Tüm agroyu üzerine çekiyor. Sen bu şarkıyı söylediğinde yaratıklar arkadaşlarına değil direkt sana yönelecekler. Ve sonuncu şarkı Starling Soliloquy. Bu da yakınındaki düşmanları korkutuyor ve onları 4 saniyeliğine panik haline sokuyor. Yine farklı oyunlarda da görebileceğin fear mekaniği. Bu şarkıyı söylediğinde yaratıklar sana saldırmak yerine ya da arkadaşına saldırmak yerine 4 saniye boyunca korkuyla kaçışmaya başlayacaklar. Fakat bu son saydığım iki şarkının hiçbiri bosslarda etkili değil. Yani bunu unutma. Wigfried'in et dışında başka hiçbir şey yiyemediğinden söz ettik. Mesela berry yiyemiyor. Fakat bir et ve 3 berry ile yaptığın bir köfteyi afiyetle midesine indirir. Yani yemeğin içinde et olduğu sürece her türlü yemeği yer. Yine sadece et ve et ürünleri yediği için mağaralara indiğinde bunnymenlerin yanında gezerken dikkatli ol. Eğer üzerinde et ve et ürünü varsa sana saldıracaklar. Bu sebeple yemekleri yeraltının Chester'ı haçta saklayabilirsin. Çok zor durumlarda canavar etini direkt yiyebilirsin. Mesela açlıktan öleceksen eğer git örümceklere saldır. Canavar etlerini ye, tekrar saldır. Zaten saldırdıkça akıl sağlığı ve can dolduruyorsun. Burada dikkat etmen gereken şey tüm örümcekleri öldürüp eti yersen hiçbir manası olmaz. Ye, saldır, ye, saldır şeklinde yapman lazım. Wigfried için örümcekler gerçekten çok önemli. Eğer base'ine yakın ama base'ine gelmeyecek kadar da uzak mesafeye bir örümcek yuvası yaparsan akıl sağlığın veya canın azaldığında gidip hepsini dövebilir, canını ve akıl sağlığını doldurabilir ve üzerine bir dünya et, ipek ve beze toplayabilirsin. Mesela 3. seviye bir örümcek yuvasını 3 aşamada kesersen içinden 9 adet örümcek çıkacak. Hepsini 2 vuruşla öldürdüğünü göz önüne alırsak 18 defa vuracaksın ve bu sana 30 ila 40'a yakın bir can ve akıl sağlığı kazandıracak. Birden fazla örümcek yuvası yaparsan bu rakam daha da katlanır tabi. Wigfried'in açlığı 120 olduğu için Meat Stew gibi 150 doyuran yemeklere ihtiyacın yok. Wigfried için en iyisi meatballs yani köfteler. Wigfried ile oynayan arkadaşların genelde en çok oyun başında sıkıntı yaşıyorlar. Çünkü yiyecek yemek bulamıyorlar. Bunu aşmak için ilk günlerde önünüze gelen tüm catkunları, örümcekleri falan dövmekten çekinmeyin. Sonra base'inizi bir gölün, denizin ya da base'inin yanına örümcek yuvası kurduktan sonra bir daha et problemin kalmaz. Bol bol silah ve zırh yapacağın için çok fazla altına ihtiyacın olacak. Et, balık, yumurta gibi şeyler karşılığında Pig King'den yani domuz kraldan altın temin edebilirsin. Yani o da senin gibi bir etobur. O yüzden ona yakın dur. Son olarak her karakterde olduğu gibi Wigfried'in de favori yemeği Turkey Dinner. Hayır, Türk yemeği manasında değil, Hindi yemeği. Bunu yapabilmek için 2 drumstick gerekiyor. Ki bir gobbler öldürdüğün takdirde sana 2 tane verecek. Yanında bir et ve bir sebze veya meyve eklediğinde bu yemeği yapabilirsin. Senin açlığını fazladan 15 doyuracak. Yani toplamda 90 açlık, 20 can ve 5 akıl sağlığı verecek sana. Ayrıca ek bilgi olarak Wigfried'in çıkmadan önce daha farklı bir karakter olarak tasarlandığından da bahsedeyim. Aslında ilk olarak Winnie isminde şu kız şeklinde çıkması planlanıyordu. Fakat sonradan değiştirip Viking kızı oldu. Yani bence de şu tip bir çiftçi kızıyla oynamaktansa yani Viking kızla oynamak daha eğlenceli. Bütün arkadaşlarını silah verebilen, zırh yapabilen, can basabilen, akıl sağlığını yükseltebilen, her türlü düşmana kafa göz dalabilen birisi tabii ki takım uyumu konusunda da muazzam etkili.
Ayrıca her ne kadar oyunda gördüğü her eti midesine indirecek olsa da geri kalan tüm meyve, sebze, mantar ve farm ürünlerinin boşta kalması takım için çok iyi bir artı. Ayrıca şöyle bir şeyden de bahsedeyim. Eğer akıl sağlığın ve canın çok düşmüşse Wickerbottom senin için 20-30 tane kuş indirebilir ve bunları uyutabilir. Sen de tek tek kafalarına vurarak 60'a yakın can ve akıl sağlığı doldurabilirsin. Tabii bu durumda Wickerbottom akıl sağlığı kaybetmiş olacak. Ama elinizde birçok et ve tüy de bulunmuş olacak. Bunun değerlendirmesini aranızda yaparsınız. Yani biraz önce saydığım tüm şeyleri yapabilen biri tabii ki de en kralından bir S-Tier hak ediyor. Dediğim gibi Wickfried benim bu zamana kadar en fazla oynadığım karakter oldu. Ki rework'tan bu yana ciddi ciddi de oynamadım henüz. Eminim şu an şarkılarıyla birlikte çok daha eğlenceli olmuştur. Peki sen Wickfried hakkında ne düşünüyorsun? Lütfen yorumlarda tüm taverna ile paylaşmayı unutma. Videoyu buraya kadar izleyen kahraman dostlarıma çok teşekkür ediyorum. Tavernanın keyfini sağda ve solda göreceğiniz videolarla sonuna kadar çıkarmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.